Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Yazı getirdik artık. Soğuk havalardan sonra güzel bir havada güzel bir villa tanıtmaya geldim. 2 milyon 400 bin TL. 4 artı 1 teras kapatılmış. İsterse bir oda orayı sayalım. 5 artı 1 güzel bir villa izleyeceksiniz. 2 milyon 400 bin TL sahip olabileceğiniz bitişik nizam, deniz manzaralı güzel bir villadan bahsediyorum. Burası ortak girişimiz. Arka tarafta da bir villa var. İsterse buradan bir korkulukla ya da çimçitle tamamen kapatılarak ayrılabilir. Çok daha mantıklı olacaktır. Bu teras alanı bize ait arkadaşlar. Tamamen bize ait. Üst taraf kapatılmış. Veranda haline getirilmiş. Çok da güzel olmuş. İstenirse kış bahçesi için ön tarafına bir cam da konulabilir. Gayet de güzel olur. Bu villayı izleyeceğiz. Çok da güzel bir villa. Dış cephede böyle köpükler var. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı. Doğalgaz tesisatımız da mevcut arkadaşlar. Ayrıca merkezi konumdayız. Buradan bir gösterir misin? Ya da bulunduğum kısma gel istersen, buradan daha rahat gösterebileceksin. Karşı Aquasis oteli, Aquasis'in bulunduğu kısım denize çok yakın. Deniz manzaralı da sayılabilir, buradan göster istersen bir. Çok net gözükeceğini zannetmiyorum. Biraz böyle puslu bir hava var. Hava sıcak ama buharlaşmanın yoğun olduğu bir dönemde olduğumuz için hava sıcaklığından dolayı orayı göstermek biraz daha zor olabilir. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı dedik. Villaya girelim. Villaya da bakalım ama öncesinde şuraya göstermek istiyorum. Şimdi burası vestiyer alanı kapatılmış. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar, isterse kapatılabilir diyorum bazı yerlerde. Burası kapatılarak kullanılmış. İsterse boydan da sadece camla kapatılabilir ama pimapen kullanılmış. Daha sağlıklı, daha sağlam olsun gibi düşünülmüş galiba. Gayet güzel bir şekilde. Karşıya bir tane dolap konulmuş, ayakkabılık. Şık duruyor. Biz bir galoş giyelim, ardından evin içinde buluşalım. Kapı yine sesle açıldı bak. Bir daha. Bak. Gördün mü? Güzel bir açılış yaptık. Şimdi burası girişimiz arkadaşlar. Dışarıya baktık. Yerde ne kullanılmış? 30'a 60 60 seramik kullanılmış. Burada 60'a 120 kullanılmamış. Girer girmez hemen sol tarafta bir yemek masası sizi karşılamış oluyor. Bence kartallardan almış bir mobilya burası. Hemen tanıyorum artık. Seni böyle alayım, kapıyı kapatalım. Şimdi girdik, eşyalara da bakalım, yorumumuzu yapalım, beğendik mi beğenmedik mi söyleyelim. Gayet güzel olmuş. Karşıya bir tane dolap bırakılmış. Bu dolap ne için bırakılmış ama? Yani böyle sanki vestiyer tarzında düşünülmüş ama. Yani belki bu yemek masası bu dibe doğru yaklaştırılıp girişe konulmuş olsaydı ya da özel yapım bir vestiyer olsaydı en azından salonla girişin de arasını tamamen kapatmış olurduk. Böyle de düşünülebilir. Ön tarafta yine teras alanına baktık zaten. Oraya tekrar bakmayacağız. Buraya iki tane çiftli koltuk bırakılmış. İki tane de berjer bırakılmış arkadaşlar. Karşıya da bir televizyon ünitesi. Televizyonu görmüyoruz tabii. Yan taraflarına da böyle raf şeklinde nişler yapılmış. Çok da güzel gözüküyor. Yani şundan bahsediyorum ben. Bazı evlere gittiğimde koleksiyonluk birkaç parça görüyorum. Ya da koleksiyon tarzında toplanmış ürünler görüyorum. Bu şekilde niş yapılarak da düzeltilebilir. Gayet de güzel olur. Buraya da bir raf yapılmış. Evin genişliği çok iyi. Buranın ölçümünü yapalım. Ardından mutfağı göstereceğim. Ayrı mutfak tarzında yapılmış burası. Sadece salon kısmı 29 metrekare arkadaşlar. Sadece burası 29 metrekareden oluşuyor. Orada bir banyo lavabomuz var merdiven altı. Burası da mutfak kısmımız. Mutfak biraz daha böyle ilginç yapılmış. Akordeon iki tane kapı bırakılmış. Ses biraz rahatsız edebilir. Bu şekilde. Bir kapı bırakılmış. Mutfak buraya bırakılmış. Güzel olmuş. Burada bir dolabımız var bak mutfağın yanında. Çok dar değil. Çok geniş de değil. Nasıl diyelim? Böyle 3-4 kişinin rahatlıkla hareket edebileceği bir alan olmuş. Burası sadece biraz dar. Dolabı açtığınızda biraz zorlanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir tezgahımız var. Tezgah arasında farklı seramikler kullanılmış. Zeminde farklı seramikler var. Gayet şık. Güzel olmuş. LED ve spot aydınlatmalarımız var arkadaşlar. Şimdi burada merdiven altı lavabomuz var. Böyle göster, buraya çok girmeyelim. Yukarıdan daha detaylı bakacağız zaten. Gayet güzel bir lavabomuz var. Salon mutfağı sevdim ben. Bak tavanda da bu şekilde bir süsleme yapılmış. Bu şekilde bir kemer gelmiş. Ortada bir yuvarlak, diğer tarafta tekrar bir kemer şeklinde gitmiş. Şimdi burası da yalıtımı, ses ve ısı dedik ya. Bu bence ısı için, ses için çok bir etki edeceğini zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi içeriye bu şekilde yapmış. Bak bunu tamamen kapatıp açalım.
En azından göstermiş olalım. Siz de bir fikir edinmiş olursunuz. Kendi evinize bundan yaptırabilirsiniz. Çok da güzel gözüküyor. Değil mi? Çok iyi değil mi? Mesela ısıyı kontrol edebilirsiniz. Tabii bunun bir de otomatiği var ama motor içeride olmayacağı için bu şekilde daha mantıklı gelebilir. Ses sadece rahatsız ediyor. O da yani her şeyde bir kusur olmak zorunda. Kusursuz insan yok. Güzel bir merdivenimiz var. Trabzan bırakılmış. Mavi ışıklar merdiven başlarına bırakılmış. Triplex villamızın orta katı. Orta katta 3 tane odamız, bir ortak kullanım, banyo, lavabomuz var. Biz nereden başlayalım? Biz böyle başlayalım, soldan devam edelim. Buranın ışığı yanmıyor galiba. O yüzden böyle biraz daha orada bekle. Ya da gözüküyor mu şu an? İyi mi? Buraya bir vestiyer diyorum artık. Duşakabin yapılmış, vestiyer aşağıda kaldı. Burada da Visam'ın gömme rezervuarı var. Ve şık bir dolabımız var. Bu evi ben satılmadan önce ilk yapıldığında da çekmiştim arkadaşlar. İlk yapıldığında çekmiştim bu evi. Gayet güzel bir ev. Hemen yan tarafında bir çocuk odamız var. Çocuk odamız var. Çok güzel bir çocuk odası. Burada bir klimamız mevcut. Buradan göster istersen. Çünkü burada çok şık bir dolap var. Gerçekten harika bir dolabımız var burada. Artı geniş. Geniş. Burayı ölçelim. Nasıl ölçeceğiz şimdi? Burayı çok zor ölçeceğim ben. Ben burayı ölçmüyorum. 13 metrekarelik bir oda diyebilirim arkadaşlar. 12-13 metrekarelik bir oda burası. Odalar laminant. Ortak kullanım alanları da seramik. Burası da yatak odamız. Şimdi yatak odası. Yine her zaman diyorum ya. İşte şey yapabilirsiniz. İsterseniz bir odayı giyinme odası yapabilirsiniz diye. Burayı yatak odası olarak düşünmüşler. Yan taraftaki odayı da giyinme odası yapmışlar. Benim evimde de o şekilde. Ben de o şekilde kullanıyorum. Burası 11-12 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Artı bir de balkonumuz var. Hava sıcak ya, artık balkonlara çıkıyoruz. Değil mi? Sürekli. Önceden çıkmıyorduk. Güzel bir balkon burası. Şık bir balkon. Artı karşı tarafta komple zaten deniz manzarası mevcut. Burada marinaya kadar her yeri de görebiliyorsunuz. Gayet de güzel. Değil mi? Bak, Aquasis Otel'in olduğu yer. Karşı tarafları altın kum. Yine seramik kullanmış yan taraftaki duvarlarda. Burada da ısı pompası yerleştirebileceğiniz bir alanımız var. Güzel. Terastan bakarız birazdan. Buraya da makyaj masası bırakılmış. Harika olmuş. Yine yatak. Benim sevdiğim yatak başlıkları. Ben böyle çok seviyorum. Ahşap çok hoşuma gidiyor. Yan tarafta giyinme odası olarak düşünülmüş. Bence evinizde fazla bir oda varsa en mantıklısı bu şekilde değerlendirmek. Burası da sadece şu alanı ölçüyorum. Dolaplar var. Ortalama 13 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Burada gömme dolap yeri var. Bak, buradan göster istersen. Gömme dolabın yeri var zaten. Yatak odası olarak kullanırsanız şu dolabı dışarıya alacaksınız. Dolap burada olacak. Yatak böyle bırakılacak. Harika olacak. Buraya da bir tane askılık yapılmış. Kocaman. Güzel olmuş ama bunun kapalı olması gerekirse daha güzel olur kapalı olursa. Çünkü bunların birbirine artık çok karışmaz. Bir de böyle gözü yormaz. Sıra geldi en üst katta. En üst katta da bir tane odamız var. Bir ortak kullanım banyo lavabo artı bir terasımız var. Merdivenden çıktık. Böyle yeni yıl ağacımız burada. Burada bir banyo lavabomuz var. Gayet kullanışlı burası. Yine Visam'ın gömme rezervuarı var burada. Harika bir duş kabinimiz var. Artı burada da böyle şuraya kadar rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Lavabomuz falan güzelmiş ama bak, tezgah ya da lavabo diyelim, dolap harika duruyor. Gerçekten kaliteli yapmışlar. Eşyalar çok hoşuma gitti. Burada da bir ikinci salonumuz mu diyelim, odamız mı diyelim, artık nasıl değerlendirmek isterseniz. Kapıyı kapatayım, seni içeri alayım. Yalnız ben bu sehpaya hayran kaldım. Yani bu evi satarsam, eşyalı satarsam özellikle sehpayı alırım. Çok güzel değil mi? Bak, bu ceviz ağacı. Ceviz ağacının üstüne vernik atmışlar. Zımparalamışlar. Çok güzel bir şekilde koymuşlar. Ben bunlara bayılıyorum. Hayranım hatta, öyle söyleyeyim. Özellikle zeytin ağacı da çok güzel arkadaşlar. Böyle zeytin ağacından bir şekil yapıyorlar ama yani öyle kullanabileceğiniz çok
Böyle masa yapamazsınız zeytin ağacı çünkü delikli olduğu için. Ama kesinlikle zeytin ağacı ya da böyle bir ceviz ağacı evde olursa çok daha başka gözüküyor. Şimdi buranın metrekaresi çok iyi. Burası 20 metrekarelik bir oda. Bu evin belki de en geniş odası burası. 20 metrekare. Burayı ikinci bir salon olarak değerlendirmişler. Güzel de olmuş, mantıklı olmuş. Artık çünkü demek ki evde yaşayan aile bireyleri çok fazla olmadığı için bu şekilde değerlendirmişler. Ama siz burayı oda olarak da yapabilirsiniz. Eşyalı eşyasız seçenekleriyle sahip olabileceğiniz bir yer. Ve teras da güzel değil mi? Bak üst kapatılmış. Yanlar böyle sürgülü pencerelerle açabiliyorsunuz. Çok da güzel olmuş gerçekten. Harika duruyor. Konum çok güzel arkadaşlar. Yer çok güzel. Artı caddenin önündesiniz ama çok da ses gürültü gelmiyor. Karşı tarafta komple tabii şu an inşaat. Yakında da zaten başlar. Bu yaz sezonu başladığında artık bu inşaatları görmezsiniz. Çünkü yazın inşaat yasağı var ülkemizde. Hatta ülkemizin çoğu yerinde var ama burada özellikle yaz aylarında bir inşaat yasağı var. İnşaat yapılmıyor. Böyle bir dışarıyı bir göstersene. Dışarı çok güzel gözüküyor. Bak buradan komple her taraf harika gözüküyor. Tabii ön tarafın cadde olması biraz daha zorlayıcı olabilir ses konusunda. Ama gayet güzel bir yer arkadaşlar. Şimdi buraya sahip olmak için ödeyeceğiniz rakam 2.400.000 TL. Tabii 2.400.000 TL ödeyeceksiniz ama eşyalı ya da eşyasız da alabilirsiniz. Bu eşyasız fiyatı, eşyalı fiyatı tabii ki farklı bir fiyat arkadaşlar. Konuşulabilir. Biz yeri, konum, her yeri gösterdik size. Gayet de güzel. Metrekareleri de ölçtük. Ezberi de konuşmuyoruz. Güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. Kanalımızda zaten bu tarz videoların çoğunlukla bulabileceğinize inanıyorum. İstediğiniz bir yer olursa da iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.